Aşkım, iyi misin aşkım? Ay Kemal, çok kötüyüm aşkım. Ne olur yanıma gel, ne olur. Ceren, geliyorum aşkım. Ne oldu sana? İyi misin? Ay Kemal, aşkım hiç iyi değilim. Midem bulanıyor. Göbeğim çıktı. Ne? Göbeğin mi çıktı? Ama bu göbek... Galiba yemeği çok kaçırdım Kemal. Karnım çok ağrıyor. Ceren, aşkım saçmalama. Ne yemeği? Hamilesin sen. Şu göbeğine baksana. Ceren aşkım, yemek yiyerek böyle bir göbeğin olabilir mi sanıyorsun? Hamilesin tabii ki. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Oley be, yaşasın. Karım hamile, çocuğum oluyor. Oley. İşte bu, işte bu. Kemal aşkım, bir an önce beni hastaneye götürmezsen çocuğu burada doğuracağım şimdi. Ceren dur aşkım ya, heyecandan yerimde duramıyorum. Tamam, götüreceğim seni. Ay hadi Kemal ya, daha fazla dayanamayacağım. Götür beni artık. Yaşasın be, baba oluyorum, baba oluyorum. İşte bu be, sonunda hayallerim gerçek oldu. Kemal abi, tebrik ederim. Baba oluyorsun. Ben de tabii ki amca oluyorum. Evet, uzun yıllardan beri bu günü bekliyordum. Baba olacağım günü. Aynen öyle Kemal, hayırlı uğurlu olsun sana. Evet evet, çok sevindik. Çocuğun da büyüyünce bizim çocuklarımızla oynarlar artık. Aynen aynen, çocuklar ona abilik yaparlar. Ceren şu an içeride. Çocuğum sağ salim de olsun da başka hiçbir şey istemiyorum. Merak etme Kemal abi ya, bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Doktorlarımız çok iyi bizim. Aynen öyle, benim bütün çocuklarım bu hastanede doğdu. Hiçbir şey olmaz. Umarım öyle olur. Normalden biraz uzun sürdü bu doğum. Kemal abi düşünsene, belki de 300 bebeğin oluyormuş. Ne? 300 bebek mi? Oğlum dur, daha bir tanesine bakamıyoruz. 3 taneye nasıl bakacağız? durun, doktor geliyor. İşte doktor çıkıyor, şimdi gelecek yeğenim. Evet, Ceren Hanım'ın yakınları burada mı? Buradayım doktor bey, iyi mi çocuğum? Çocuğumu görebilir miyim? Maalesef Kemal bey, şu anda çocuğunuzu size gösteremeyiz. Ama neden? O benim çocuğum. Çocuğumu görmek istiyorum. Evet ya doktor bey, bir problem mi var yani? Çocuğu neden göremiyoruz? Aslına bakılırsa evet, bir problem var. Doğum çok riskli geçti. O yüzden maalesef bebeği kaybettik. Lan ne saçmalıyorsun sen? Doktor bana şaka yapmayın. Kemal bey, şaka yapmıyoruz. Gerçekten çok riskli bir doğumdu bu. Doğum esnasında maalesef bebeği kaybettik. Lan bu nasıl olur lan? Benim bebeğim yani öldü mü? Maalesef Kemal bey, ya Ceren Hanım ölecekti ya da bebek ölecekti. Maalesef bebek hayatını kaybetti. Ama nasıl olur bu? Nasıl olur? Ben yıllarca bugünün hayalini kurdum. Kemal abi üzülme, biz senin yanındayız. Ben sadece bir çocuk istedim. Çok mu şey istedim? Sadece bir çocuğum olsun dedim. Maalesef dediğim gibi üzgünüz, çok riskliydi. O yüzden bebeği kaybettik. Başınız sağ olsun. Tek istediğim küçük bir yavrum olmasıydı. Bunu bile hak etmedim ben. Kemal dur, üzülme, dur. Bizi de ağlatacaksın ya. Bir dakika ya, dur be. Lanet olsun, ben bu hayatta hiçbir şeyi hak etmiyorum. Bebeğimi de kaybettim. Of ya, bu gerçekten de çok kötü oldu. Kemal abi biz senin yanındayız, üzülme. Tek istediğim küçük bir bebekti. Kemal üzülme ya, yenisini yaparsınız ya, üzülme. Evet ya Kemal abi, fakir doğru söylüyor. Yenisini yaparsınız yani, ne olacak ki? Maalesef bunu yapmanızı önermiyorum. Çünkü yine doğum çok riskli olacak. Bu sefer Ceren Hanım bile ölebilir yani. O yüzden yeni bebek yapamazsınız. Ne diyorsun sen doktor? Benim dünyanın sonuna kadar bebeğim olmayacak mı? Maalesef Kemal Bey, sizin bebeğiniz olamaz. Çok riskli. Yine ölür. Aman yarabbim, ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Kemal abi, madem senin bebeğin olmuyor, o zaman biz de evlatlık ediniriz. Doğru söylüyorsun. Evlatlık edinirsem o benim bebeğim olur. Aynen öyle. Sizin çocuğunuz olmuyorsa yapacak bir şey yok yani. Evlatlık alırsınız. Evet ya, çok doğru. Bir sürü fakir çocuk var. Alırsın bir tane, kurtulursun. Evet evet, hem öyle daha güzel olur ya. Doğru düşündü Kerem komiser. Evet evet doğru, hadi gidelim, hemen bir tane bebek istiyorum ben. Senin hiçbir zaman bebeğin olmayacak Kemal. Hadi yürüyün, gidelim artık buradan. Evet evet, daha fazla üzülmenin alemi yok yani, hadi çıkalım buradan.
onların bebeğini ben öldürdüm. Senden korkulur patron. Baksana bebeklerini aldın onlardan. Bunlar da hiçbir şey. Ben onlarla daha çok uğraşacağım. Gerçekten de bir daha bebekleri olmayacağını sanıyorlar. Ben doktorla anlaştım. Onlara yalan söyledim. Kötü mafya. Ben dediğinizi yaptım. Bundan sonra beni rahat bırakın. Aferin doktor. Sen görevini yaptın. Alacaksın paranı. Birisi bu yaptığımızı öğrenirse mahveder bizi. Aslında çocukları ölmemişti. Evet, bunu kimse bilmeyecek. O çocuğu ben alacağım. Tamam al ama bundan sonra beni bu işlere karıştırma. Hadi eyvallah. Patron, biz bunların çocuğunu niye aldık ki? Öldü dediler zaten. Evet, aslında Kemal'in çocuğu ölmedi. Onu ben büyüteceğim, yetiştireceğim. Vallahi patron gerçekten şeytan gibisin. Kemal'in çocuğu aslında ölmedi ve bunu o asla öğrenemeyecek. Patron, umarım kimse yorumlara yazmaz yani. Merak etme, Kemal'in bebeğinin ölmediğini kimse yorumlara yazamaz. Öldürürüm onları. Ceren, aşkım, biliyorsun çocuğumuz öldü. Çok üzgünüz. Evet aşkım, evet Kemal, çocuğumuz öldü. Doktor dedi ki bir daha çocuğumuz olmayacakmış. Biz de bu yüzden evlatlık edinelim. Evet aşkım, çocuğumuz olmuyorsa deneminin alemi yok. Evlatlık alalım. Hadi o zaman gidelim belediye binasına da evlatlık bir tane çocuk istediğimizi söyleyelim. Tamam Kemal, hadi aşkım girelim içeri, yürü. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar, biz bir tane evlatlık çocuk almak istiyoruz. Oo süper, tam yerine geldiniz. Bir sürü çocuğumuz var. Seçin, beğenin, istediğinizi alın. Oo biz mi çiziyoruz çocuğu? Tamam tamam, seçelim o zaman. Evet aşkım, çocuklara bir bakalım, en çok sevdiğimizi alırız. Evet evet, bizim çocuklarımız çok akıllıdır. İstediğinizle konuşabilirsiniz, buyurun. Ceren aşkım, bak çocuklar burada. Ne olur beni evlat edinin, çok kötü durumdayım. Ceren aşkım, ne dersin, çocuğumuz zombi olsun mu? Ay yok Kemal ya, normal bir insan olsun. Ula oğlum, beni evlat edinmek istiyorsanız önce zengin olmanız lazım ya. Siz zengin misiniz ya? He? Lan nasıl çocuk bu böyle? Bizle nasıl konuşuyor? Ula oğlum, zengin falan değilseniz beni boşuna evlat edinmeyin ha. Allah Allah, düzgün çocuk yok mu burada ya? Ne olur beni evlat edinin. Ben sizi çok sevdim. Ceren aşkım, bak burada fare var. Fare mi alsak? Ne, ben fare değilim. Yok ya, ben bunu da beğenmedim Kemal. Beni evlat edinin olur. Beni evlat edinin. Ben size çok güzel çocuğunuz olurum. He, Ceren bak şu pembe şeye bak, ne kadar tatlı. Ay evet Kemal, doğru. Bunu alalım. Yaşasın, beni evlat edindiniz siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten çok garip bir seçim yaptınız. O bebeği kimse istemiyordu. Siz aldınız, o zaman hayırlı olsun. En azından bir tane çocuğumuz oldu Ceren. Aşkım çok mutluyum. Evet Kerem. Anne aşkım, ben çok mutluyum. Benim ailem oldu. Beni siz evlat edindiniz. Sağ olun. Çocuğumuzu da aldığımıza göre evimize gidebiliriz artık. Yaşasın, benim de bir ailem oldu. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Bak sen şu Kemal'e. Demek evlatlık çocuk aldın, öyle mi? Bu çocuğu sizden almasını ben iyi bilirim. Gece uyuduğunuzda bir gece ansızın çocuğunuza el koyacağım. Ceren aşkım, sonunda biz de mutlu bir aile olacağız. Sizi çok kötü günler bekliyor Kemal ve Ceren. Gününüzü göreceksiniz.